Evet arkadaşlar, Kristal Admiral Resort'a geldik. Uzun bir yolculuktu. Çok sıcak bir hava var, 40 dereceden üzerinde. Geldiğinizde otele şöyle bir otoparkı var ama dolu. Hemen şöyle karşısında bir tane daha otoparkı var aşağıda. Arabayı oraya koyuyorsunuz. Sonra burada hemen yanda merdivenlerden çıkıp otele yeniden gelebiliyorsunuz buraya. Evet arkadaşlar, burası çekim bölümü. Otel odasına geldik. Kısaca göstereyim size de. Şöyle dolaplar var. Kasa var. Banyo, tuvalet bu şekilde. Gayet iyi gözüküyor. Bize dubleks oda verdiler. Aslında standart kara manzaralı bir odaymış tuttuğumuz. Ama dubleks oda verdiler, sağ olsunlar. Bizim için iyi bir sürpriz oldu. Burada çift kişilik bir yatak var. Koltuk var. Burası üst kat. Bu şekilde göstereyim. Burada bir tane mini bar var. Dolap biraz eski gerçi. Kullanıla. İçinde alkol yokmuş. O garip geldi bana. Normalde. Bunların hepsi ücretsiz tabii. Değişiyor her gün. Ama alkol çok fazla aşağıda tabii. Kafeler, barlar var. Yani orada ücretsiz içebiliyorsunuz ama tabii odada da olsaymış iyi olurmuş. Manzarayı da size göstereyim bu arada. Balkon nasıl? Güzel. Havuz manzaralı bir odamız var. Kristal Admiral Resort. Hava ancak kendine gelmeye başladı. Şimdi yavaş yavaş insanlar havuza girmeye başlar. Biz de birazdan gideceğiz tabi. Havuzumuza gireceğiz. Keyfimizi yapacağız. Şimdi buradan bir de alt kat var. Şu tubleks burada. Üste değil alta doğru buradan merdiveni iniyoruz. Ben de birazdan göstereyim size. Bu da alt katın manzarası. Bu da güzel. Doğukan Sayan manzara da güzel. Aynen. Havuzu görüyor. Havuzu görüyor aynen. Bir de havuzun hemen üstünde bir şey var. Masa var. Burada da çift kişilik yatak var. Bir de kliman da var. Split klima. Güzel. Sende mi dolap vardı Okan? Burada da mı dolap var? Evet, mini var. Vay, burada da varmış. Bana özel. Hep oradan bir tane yapma.
Ayrı ayrıymış. Ben sadece yukarıda var zannediyordum. Meğerse burada da varmış. Bardakların da var burada. Burada Ne da güzel. televizyon var, ne güzel. Evet arkadaşlar, dubleks kat bu şekilde. İki katta da mini buzdolabı var. Dolapları var. Aşağıda iki tane tek kişilik, üstte de bir tane çift kişilik yatak var. Gördüğünüz gibi. Balkonu da güzel, havuzu manzaralı. Klimalar çalışıyor, problem yok. Denedim şu an, gayet iyi. Alt katta split klima var, üst katta bu şekilde standart gömmeli klimalardan var. Odalar bu şekilde. Şimdi birazdan artık oteli çekmeye başlayalım, havuzlarını, yemeklerini. Güzel bir otele benziyor. Bakalım nelerle karşılaşacağız. 6 gün buradayız. Haydi bakalım. Son defa bir manzara yapalım. Sonra da mayomuzu giyip yüzmeye gidelim. Evet, on plastik. Çiçekler plastik. Ağaç da ağaç gerçek galiba da çiçekler. Ev yapmışlar, baksana ev. Nerede? Bak, çiçekten ev yapmışlar. Ha, güzel, evet. Görüntü güzel ama. Odalar saray kapısı gibi ama birazcık odalar eski yalnız içi. Ama dubleks oda vermeleri iyi oldu bize. Kıyak geçtiler bize çok. Sardık aşağı, ne yapacağım? Lobi güzel yalnız ha. Evet. Nereden gidiyoruz Doğukan havuzlara? Biz çıktık da. Gel bakalım. Bence oradan da çıkış vardır ya. Bak şu alt kattan da gidiliyordur ha. Yazıyor. Nereye yazıyor? Bir şeyler alacağınız mı? Evet.
Lobi var vardı burada. İki gel bir tane. Tane al. Bir tane ver. Şunları çekeyim ya. Oturalım buradan. Lobi bar güzelmiş. Bak karşıda dondurma var. Ne güzel yapmışlar yerlere. Değişik yapmışlar taşlar. Bak ice cream dondurma. Şezlong var mı? Merhaba.
Arkadaşlar çok büyük bir havuzu var. Havuzun etrafında da çok fazla pastane, dondurma. Yani şurada bir dondurmacı var. Burada da bir veranda var diyor. Girip görmedim içini. Veranda var, nasıl bir yermiş. Bir bakayım. Hem mağazalar var, alışveriş yapabileceğiniz, hem de burada içeride oturabileceğiniz gölgelik bir yer var. Onun dışında burada yine havuza yakın burası. Barı var. Sen ısmarlamadın Görüklü'de ama. Görüklü'de bekliyorum. Burada sen ısmarla gördün. Ya dün keşfe çıkın be. Evet arkadaşlar, ve veranda var, bu şekildeydi. Şu an akşamüstü, artık herkes havuzlardan odalarına yemek yemek için, hazırlanmak için gidiyorlar neredeyse. Şu köprüyü de bir görelim bakalım, nasılmış köprü. Karşı havuz var. Çok güzel içecekleri var. Şurada bir fotoğraf çekineyim. Arkadaşlar veranda barda veya diğer barlarda. Arkadaşlar veranda vardı veya diğer barlarda, pastanede. Burada Türk kahvesi genellikle otellerde ücretli oluyor biliyorsunuz ama burada ücretsiz. Türk kahvesi istediğiniz kadar, dilediğiniz kadar içebilirsiniz. Şu karşıdaki veranda bar oluyor. Şu ileride de bir tane pastane var tam şurada. Pastanede envai çeşit şeyler var. Dondurma, ne bileyim işte kurabiyeler, pastalar. Çok güzel şeyler var. Sürekli de açık. Muhakkak gidin. Burada kilo alacağınız garanti. Karşıda da işte havuz bar var. Arkadaşlar bugün daha ilk gün, biraz geç geldik, o yüzden aquapark kapandı, şu an çekemeyeceğim ama yani çalışır şekilde çekemeyeceğim. Yerler çok kayıyor, aklınızda olsun, iki kereleri düşmekten son anda yırttım. Nasıl bir seramikse.
Çok kötü kayıyor. Arkadaşlar burası pastane. Pastaneden envai çeşit şeyler, dondurmalar, pastalar, kurabiyeler alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Güzel bir yer. Dondurma, pasta, poğaça. Bakalım yemekleri nasıl? Birazdan yemeklere de gideceğiz. Burası akvapark, kapanmış. Al gözlüğünü de git. Binanın içine. Yok. Al gözlüğünü de git. Arkadaşlar yeterince şezlong var ama gene de dolu oluyor. Burası da çocuklar alan. Çocuklar için bir alan herhalde. Zıplamaya alanı var. Park var. Bayağı büyük. Park var çocuklar için, güzel. Eğlenemedim diyen çocuk da yalan söyler. Çocuk parkının hemen yanı akvapark. Akvaparklar çok güzel. Şu karşıdakilere botlarla herhalde biniliyor. Bakalım bineceğiz biz de. Yarın öbür gün artık buralardayız. Çok büyük bir akvaparkı var arkadaşlar. Tabii burada insanlar yarın kayarken de çekerim. Şu an kaya neden yok. Çocuklar için de çok fazla bir aktivite var burada. Çocukların akvaparkı da çok güzel. Vay. Efsanevi anka kuşu. Çok geniş şezlong. Çok geniş alanı var. Çokça şezlong var. Aqua parkları zaten süper. Yarın bunları çalışırken de çekerim.
çocukların arayıp da bulamayacağı kadar büyüklükte bir aqua park var. Bu da büyükler için. Büyükler için olan buradan giriş yok galiba. Öbür taraftan bakalım. Valla 10 numaraymış ya. Hakikaten. Arkadaşlar bu arada 65 santim burası. Normal havuzlarda 1.40. Biraz önce aqua park değil, diğer yüzdüğümüz havuzlar 1.40 derinlikte. Belki derinliğini merak edenler vardır. 1.40 derinliğinde havuzlar. Buradan botları alıyorsunuz. Tepeden şu botları gördüğünüz botları alıyorsunuz tepeden. Yukarıdan kayıyorsunuz ve eğlencenin tadını çıkarıyorsunuz. Çok güzel. Botlar burada. Özellikle şu kelebekte şu botları kullanıyorsunuz yani kayarken. Kelebekte çok fazla kullanıyorlar bu şekilde botlarla. Ve de şu baykuş muydu bu? Zannedersem baykuştu. Bu botlar baykuşlarda çok kullanılıyor. Evet, bu baykuş da bu şekilde. Şu botlarla kayıyorsunuz ve bu şekilde kayıyorsunuz. İyi, güzel bir yer. Anka kuşu tepeden bakıyor. İyi ya, çok güzel burası. Arkadaşlar bu arada bara gittim. Barda şimdi YouTube'da da tabii ben de gelmeden önce inceledim. Sizin incelediğiniz gibi. Bacardi şişe görmüştüm vitrinde. Rom. Belli içkiler ücretli arkadaşlar. Mesela Bacardi ücretliymiş ama mesela viskilerde. GB. Jack Daniels. Bunlar ücretsiz. İşte vodkalar var. Smirnoff falan. Ücretsiz bunlar. Ama ücretli olan belli bir markalar da var. Burası gayet güzelmiş çocuklar için 10 numara ya. Vallahi çocuk olasım geldi ha. Evet arkadaşlar, baykuş burada. Buranın da derinliği 1.20. Burası 1.20. Diğer aquapark. 60 mıydı, 65 miydi bakmıştık biraz önce. Şu ileride geldiğimiz normal havuzlarda 1.40. Yani 1.40'ın üstünde havuz görmedim burada. Yani yüzme bilmeyenler varsa benim gibi şanslılar. Yani kellek dışarıda kalıyor diyebilirim. Arkadaşlar şimdi saat 7'ye çeyrek var ve yemeğe hazırlanacağız. Bu ilk gündü. Bu şekilde çekim yaptık. Yarın devam edeceğiz. Havuzları büyük, geniş. Hani gerçekten göt göte yüzmüyorsunuz insanlarla. Başka bir yere kaçma olasılığınız çok yani. Çok büyük havuzları var, geniş.
Hastane karşıda. Dondurma da alabiliyorsunuz. Burası havuz var. Sürekli can kurtaran var. Burası da 1.40 mesela. Evet arkadaşlar, burası 1.40. Burası da dondurma yeri arkadaşlar.